Aradığınız kişiye şu anda ulaşamıyorum. Ay yok. Kapalı telefonu. Ulaşılamıyor. Anne, bak bunun inadı tuttu. Yine eve gelmeyecek. Gel şu Emirlerin otelini bir arasak mı ha? Otele motele gidemez artık. Bakacak başının çaresine. Nasıl yani gidemez? Ne demek şimdi bu? Ben istirahate çekiliyorum. Sen de yat artık, dinlen biraz. Bu valiz neden hala ortada? Belkıs! Şu valizi Cenk'in odasına kaldırır mısın hemen? Mesut, yarın dükkan yok. Bir sonraki günde artık evim yok. Ama asıl canımı yakan ne biliyor musun? Artık bir kardeşim de yok. Melis, sen benim geldiğimi görmedin, tamam mı? Efendim? Ne? Patlama mı? Babam? Ablacığım sen bizi burada bekle, tamam mı? Aferin, gitmesin. Anne. Fazla yaklaşmayın. Kaç canım var içeride? Lütfen müdahale devam edin. Fazla yaklaşmayın. Bir şey söylemiyorsunuz. Lütfen merak etmeyin. Şimdi yapmamıza engel olmayın. Lütfen uzaklaşır mısınız? Fazla yaklaşmayın. Sen biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Lütfen. Anne, ben bakamayacağım. Ben ağlıyorum. Git Mert'in yanına, git. Sakin ol. Babamı istiyorum. Azra ne olur. Babamı istiyorum. Sakin ol kızım. Babamı istiyorum. Azra. Babamı istiyorum. Alo. Kardeşim, polisim ben. Olay yeri burası. Bir patlama oldu. Biri düşürmüş bu telefonu. Peki Azra? Azra kim bilmiyorum. Hadi kardeşim, meşgul etme. Burası Kemal'in yeri diye bir yer. Allah!
Kim o? Kim o? Lütfen! Nice yıllar diliyorum. Eveleyse allazi halakas semavati vel ardı bi kadirin ala en yahluka mislehum. Bela ve huvel khallakul alim. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Merhumun ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha.
Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu. Kör oldum. Babaannen kredi kartlarını kapattırmış. Ne yaptın, ne haldesin? Ara beni, merak ediyorum. Sonucum. Hadi gelin sizi biz bırakalım eve. Yok, araba kullanabilirim ben. Emin misin? Eminim, sağ ol. Hülya, ben arabayı çalıştırayım. Tamam. Hazır abi. Çok üzgünüm canım. Akşam yanında kalayım ister misin? Yok Zeynep, sağ ol. Başka zaman görüşelim, olur mu? Tamam canım, nasıl istersen. Hadi çocuklar, biz de gidelim artık. Mert, hadi. Abla siz, gidin, biz biraz daha kalalım, olur mu? Emin misin ya? Eminim abla, eminim. Siz gidin, biz daha sonra geliriz. Ben polis telefonunu bırakmıştım. Sen de kalsın, dolaşalım, tamam mı? Gönül, insanlar gelir şimdi, sen de gel. Artık yanımızda olamayacak Mert. Babam gelecek akşam. Baba. Her şeyi öğrettin bana. Her şeyi. Bensiz yapamayacağım. Yapamayacağım hiçbir şey yoktu benim. Ama sensiz nasıl yaşayacağımı öğretmedin ki. Nasıl ayakta duracağımı öğretmedin. Ben bile geri gelmeyeceğini kabul edemiyorken Mert'i nasıl inandıracağım bunu? Nasıl anlatacağım? Nasıl diyeceğim baba geri gelmeyecek diye? İkinizin birbirimizden başka kimsesi yok. Yanımda kal. Bana bir söz ver Azra. Kardeşinin elini hiç bırakmayacaksın. Söz mü? Söz babacığım. Ben size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Mert'i asla yalnız bırakmayacağım. Asla.
daha yalnız bırakmayacağım. كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. مرد مرتم bırakacağız. Başka türlüsünü bilmiyor ki Masum. Çok zor, çok. Haklısın Sumru'cuğum. Eğer yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa lütfen çekinme söyle Sumru. Evet Sumru lütfen söyle. Var tabii olmaz mı? Var. Biz malum Kemal artık yok. Avukatla bir konuşalım da nasıl adım alacağız ona göre ilerleyelim. Yani sakın yanlış anlama. Ama birinin de bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor. Bir ben varım yani. Burç mu? Ne borcu bu? Mesut Darboğaz'a düşünce Kemal'cim aldık kalbi rahmet. Bankadan kredi çekmişti. Ona elden bir para vermiş onu söylüyorum. Rahmetli sana ne anlattı bilmiyorum ama benim Kemal abimle hiçbir para işim olmadı. Olmadı. Ne? İnkar mı ediyorsun sen şimdi? Olmayan bir şeyin neyini inkar edeyim Sumru? Yani Kemal niye böyle bir şey dedi gerçekten bilmiyorum. Ne oldu o kadar para? Nereye gitti? Uçup gitmedi ya. Belki başka bir kadın vardı. Babam yapmaz öyle bir şey. Tövbe tövbe şimdi ölmüş adamın arkasından böyle konuşuyorum ama yani belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi müsaadenle Sumru. Hadi Zeynep. Ben bunun arkasını bırakmam yalnız haberiniz olsun. Yani hala inanamıyorum. Pes. Yani bir de utanmadan iftira atıyor. Terbiyesiz. Ah Mesut ah sen bunlara o kadar çok yüz verdin ki. Şu görgüsüz Sumru başımıza adam oluverdi. Ya Hülya. Sen de ikide bir aynı şeyi söyleyip durma. Ben ta o zaman kendi şirketimi açıp yollarımı ayırdım zaten. Ama arada dostluk var öyle bir anda bırakılamıyor. Gördün işte dostluğu. İftirayı yapıştırıverdi. Dua etsin cenaze evindeydik. Yoksa hayatta yutmazdım o lafları. Azra'yı da kendine benzetmiş. Hemen oradan babam yapmaz deyip çıktı.
Azra'nın bir suçu yok. Kızım sen de... Ha tabii. Azra hep doğru zaten, ben yanlışım. Bir bitmedi bizi yarıştırmanız. Aa Zeynep tamam. Sen de taktın Azra'ya. Yok bitti gitti, kalmadı havası artık. Kapatın şu mevzuyu. Hı? Tamam artık. Feride Hanım, imzanız için bekleyen dost. Feride Hanım? Dağılmışım. Ne vardı? İmzanız için bekleyen dosyalar vardı da. Bu arada Tarık'la konuştum. Cenk akşam oraya da uğramamış. Ne yapsak, birilerine mi sordursak acaba? İmzalar tamam. Çıkabilirsin. Kuyruğu kıstırıp eve döneceksin Cenk. Bu arabanın benzini nasılsa bitecek. Ansızın Türkiye'ye dönüyorsun. Sonra böyle bir garip olaylar, kararlar aldın. Peki nedir şimdi son durum, anlamadım. Anlamayacak bir şey yok abi. Babaanneme resmi çektim işte. O da beni parasızlıkla sınıyor. Kartlarımı iptal edince peşinden koşacağımı sandı tabii. Ne olacak peki şimdi? Babamdan payıma düşen neyse onu alacağım. Kendi işimi kuracağım, yoluma bakacağım yani. Cenk, bak bu böyle olmaz. Ara babaanneni güzel güzel konuş. Hem bak annen arada kalıyor, olan kadını oldu. Mesaj atmış zaten o da. Bir zahmet ara istersen sen de, merak ediyor seni. Bana bak, sen dün neredeydin? Bana da gelmedin, paran yok, kartın yok. Gece çok tuhaf şeyler oldu. İlginç şeyler yaşadım. Durduk yere başka birinin hayatına tosladım. Belaya falan bulaşmadın değil mi? Yok yok. Büyük bir acıya tanıklık ettim sadece. Yine başladım bilmece gibi konuşmaya. Abi tamam boş ver ya. Sen bir kahve versene. Şu fasulyeleri akşamdan ıslasaydın ya. İlahi Serap Hanımcığım, duyan da ilk kez kuru pişiriyorum sanır. Pişmiyor ama bel kız. Dişime değiyor. Boşuna mı söylüyorum? Alo, oğlum neredesin? Öldün meraktan. Kimse meraktan ölmez anne, abartma. Ben Tarık'ın yanındayım. İstersen gel burada konuşalım. Ha bak, babaanneme falan haber verme. Onu getirmek gerçekten bozuşuruz. Tamam, tamam getirmem. Söz yalnız geleceğim. Hadi. Elektrik kontağı mıymış? Allah Allah. Tamam, akşam gelin konuşalım. Tamam. Zümrü abla ne oldu? Bir şey mi oldu? Patlama elektrik kontağındaymış. Rapor çıktı. Elektrik kontağı mı? Babam ihmal etmezdi ki böyle şeyleri. Bana garip geldi. Ah Asra. O kadar zor zamanlardan geçiyordu ki. Dalgınlığına şaşırmıyorum doğrusu. Bak bir de Mesut meselesi var. Alacak verecek yok diyorlar. Yok, bir yanlışlık var orada. Hayır o kesin de. Onca para nereye gitti? Hülya da abuk sabuk konuşup sinirimi zıplattı zaten. Hülya ablaya da cevabını vermeni beklerdim ama. Ben onun ağzının payını verirdim ama dua etsin cenazemiz vardı. Ama sen daha dur. O lafların hesabını bir bir verecek. Yok öyle boş keseden laf sallamak. Gel canım. Gel. Yapma Cenk. Bak babaannenle bu şekilde baş edemezsin. Ben baş etmeye falan çalışmıyorum zaten. Size ne istediğimi net bir şekilde söyledim değil mi ben? Niye bu kadar büyütüyorsunuz, ben bunu anlamıyorum ki. Ha büyütüyoruz. Okuldan atılıyorsun.
elini kolunu sallayarak İstanbul'a geleceksin. Üstelik bize haber vermeyeceksin. Nedenli için hiçbirinin cevabı yok. Sence normal mi oğlum bunlar? Siz sordunuz, ben de doğru olanı söyledim. Bundan sonrası için bir karar aldım ben de. Ama duymadığım laf kalmadı tabii. Sen kılıcını çekip babaannene doğrultursan olacağı bu. Oğlum, işini gücünü kurup hayatını düzene sokmanı ben de istiyorum. Ama yolun yanlış. Biraz dişini sık. Kadın zaten her şeyini sana teslim etmeye hazır. Ha sonra da şirketi satar mısın? Başka bir iş mi kurarsın? Orası senin bileceğin iş. Ama bu şekilde olmaz. Babaannenin karşısında değil, yanında olacaksın. Bitti mi? Bitti. İyi. Serap teyze. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Şu arkadaşına söyle de aklını başına alsın biraz. Anneler hep bunu ister kızma. Kahve için sağ ol. Nereye? Hindistan'a. Aman diyeyim babaanneme söylemeyin ha. Bak ya Cenk. Bak. Şu kadarcık ateş insanı bu kadar yatırır mı? Hadi kalk bakalım Nazlı Prenses seni. Girebilir miyim? Nasılsın? Her yerde babam görüyorum Cansu. Sanki ölmemiş gibi. Sanki her an şu kapıdan girecekmiş gibi. Bak ben babamı hiç tanımadım. Ama Kemal abi çok iyi bir babaydı. Ne söylesem acını dindiremeyeceğimi biliyorum. Azra kuşum. Bak çok perişan oldun. Dinlenmen lazım. Uyu biraz, tamam mı? Uçağına bilet bulamadın mı? Sen patatesleri yakarsın diye geldim. Yeni attım. Bak senin sevdiğin gibi iyi pişmiş. Canını sıkan her neyse anlatacak mısın? Daha benim bünyem bile alışmadı ki. Bak bu arada tepeme ışık da yakarsın sen şimdi. Sorgulamaya da başlarsın. O duruma geleceksek ben çıkayım gideyim. Anlatma kardeşim, tamam? Anlatma. Ama sonra bana gelip yok keşke onu öyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım diye de hayıflanmayacaksın, tamam? Ne yaparsan kendine yaparsın diyorsun. Hayır öyle demiyorum. İnatla paylaşmadığın için hıyarın tekisin diyorum. Tabak çıkar şuradan. Alıyorum bunu. Al. Bahçedeki masaya gidiyorum. Bak isteyince çok mantıklı oluyorsun. Haciz kararını durdurmanın imkanı yok. Çünkü karşı tarafın avukatlarını ikna edemedim. Biz bunu tahmin ediyorduk zaten. Kemal Bey sağlığında bir hayat sigortası yaptırmış. Bununla ilgili bilginiz var mı? Yok. Haberim yoktu. Çünkü sigorta bayağı yüklü bir ödeme yapacak o yüzden. Ne kadar mesela?
2,5-3 milyonu bulur herhalde. Prime göre hesaplıyorlar çünkü. Bir bunu hemen öderler mi yani? Hemen ödeme yapmaz çünkü bunun için bir veraset ilanı çıkarmanız lazım. İlan çıktıktan sonra ödemeyi yaparlar. İsterseniz bir Azra Hanım'la konuşun siz. Azra çok kötü durumda ama. Yani bunların peşinde koşturamaz şu anda. Siz şimdi vekaleti alırsanız bunu sizinle daha rahat takip edebiliriz. İsterseniz ben bunları buraya bırakayım. Azra Hanım'ın imzaları lazım olacak çünkü buna. Ha tamam tamam, ben bunu hallederim. Peki, ben müsaadenizi rica ediyorum o zaman. Müsaadesiz. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Burada. Görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun sen? Azra'ya sandviç hazırladım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi çocuk. İyi yapmışsın. Ver onu, ben götürürüm. Sen bana bir çay getir, hadi. Peki Sumra abi. Azra. Sen dünden beri hiçbir şey yemedin. Hadi bakalım biraz bir şeyler ye. Yok Sumra abla, çok sağ ol, hiç istemiyorum. Olmaz öyle ama. En azından meyve suyunu iç, toparlanman lazım. Azra, az önce avukat geldi. Yani bu babanın borç takibi için resmi işlemler falan varmış. Ben de dedim ki Azra çok kötü durumda. Kötüsün çünkü. Ama sen hiç dert etme. Eğer bana bir imza verirsen ben her şeyi halledeceğim, tamam mı? Tamam abla, çok sağ ol, iyi düşünmüşsün. Hiç uğraşamam şu an gerçekten. Asıl Mesut amcanın borcuyla ilgili bir şey yapabiliyor muymuş? Sordun mu avukata? Yok canım, yok. Yani avukat bakmış ama ortada belge yok. Hiçbir şey ispat edemiyoruz. Hadi iç şu meyve suyunu, bu şunu imzala. Ver imzalayayım şimdi. İyi, şimdi imzala. Nereye? Bak şuraya. Başka var mı? Yok. Yok canım. Sumra Hanım, çayınızı getirdim. Ay vallahi çok sağ ol Gönülcüm. Senin de hakkın ödenmez ha. Yani sabahtan beri koşturuyorsun. Olur mu öyle şey Sumra Hanım? Rahmetliye karşısı olmaz efendim bu. Sen iyi misin kuzum? Yok abla ya. Her şey kabus gibi şu an. Ay ben de gidip dinleneyim bari. Sabahtan beri sersem oldum, gelen giden. Hadi iyi geceler. Azra'cığım onları ye ama. Ne imzalattı o sana? Babamın borç takibi için avukat getirmiş. Sumra abla benim yerimi halledecek. İyice okudun mu? Nedir ne değildir? Yok abla, şu an hiç uğraşamam gerçekten. Öyle deme. Her şeyi beklerim ben bu Sumru'da. Bak rahmetinin toprağı kurmadan para pul işlerine daldı. Yok abla, alacak verecek için lazımmış. İnşallah öyledir. Azra, polisler bugün eve telefon etti. Babanın yanan dükkandan teslim alınması gereken özel eşyaları varmış. Ben Sumru Hanım'a söyledim ama avukatla ilgilendiği için oralı olmadı. Tamam, tamam ablacığım, sağ ol. Ben yarın gider alırım. Olmaz öyle şey. Tek başına göndermem seni. Ben de seninle gelirim. Sabah erkenden gider hallederiz. Hadi sen şimdi lokma bir şeyler ye. Güzelce uyumaya çalış, olur mu? Sağ ol ablam. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Yanımda olacağım tabii canım. Sen benim canımsın. Canımın ta içisin. Bence senin karar vermeden önce bir sağlıklı düşünmen lazım. Bir doğrularınla yanlışlarınla bir yüzleş. Bir onlarla el sıkış. Bak senin karşında bir duvar var. Sen o duvarı görüyorsun ama asla frene basmıyorsun. Cenk. Oğlum yatsana, saat kaç oldu? Daha nereye gidiyorsunuz siz, hayırdır? Karakola. Size demiştim ya, Kemal Bey'in özel eşyaları teslim alınacak diye. Ay, o bugündü değil mi?
Ay kusura bakma Azra'cığım. Ya ayağım hiç götürmüyor. Şimdi oraya gidip yine kahrolup üzüleceğim vallahi. Ben teslim alırım abla, merak etme. Zaten Gönül abla da yanımda. Bir kafamı toplayayım da öyle gideyim dedim. Ben de şu evrak işleriyle ilgileneyim bari. Bakma sen, büyük iş onlarda ha. Neyse siz gidin. Cansu. Hadi kalk kahvaltı edelim beraber. Canım istemiyor anne. Toparlan artık. Gören de senin babam yok zaten. Anne. Nasıl böyle olabiliyorsun? Benim için de hiç kolay değil. Güçlü olmak zorundayım. Seni ayakta tutmak için. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Çok fazla borç var. Evi de boşaltacağız dedim. Sen bunları kafana niye takıyorsun? Ben düşündüm. Her şeyi düşündüm. Hadi kalk. Hayırdır şimdi. Merhaba. Buyurun. Kemal Güneş'in evi değil mi? Evet. Haciz kararı için işlem yapmamız gerekiyor hanımefendi. Bakın bize biraz daha süre tanısanız, avukatla tekrar görüşsek. Dün bu evden cenaze çıktı beyefendi. Ya biraz insaflı olsanız lütfen. Bakın hanımefendi, sizi çok iyi anlıyorum ama sonuçta biz de emir koluyuz. Yani yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Sizden ricam, sadece bize yardımcı olun. Lütfen. Yukarıda piyano var. Arkadaşlara yardım edin. Ya beyefendi, bari piyanoyu almasanız. Ya benim kardeşim otizmli. Piyano onun için çok önemli. Lütfen onu almayın bari ya. Anne, müsait misin? Geleyim mi? Gel tabii Serap. Buralardaydım da bir uğrayayım dedim. Hayırdır, gergin gibisin? Cenk yok ortalarda. Merak etme, dönecek eve. Biraz sıkıntı çekecek, eğriyi doğruyu anlayacak. Ya iyi de anne, o hiç parasız kalmadı ki. Başka bir çözüm mü bulsak? Ay cezalandıracağız derken öfkelenip iyice uzaklaşmasından korkuyorum. Gelinim. Sen bir anne olarak kararlı duracaksın ki oğlun da seçimlerini yaparken daha mantıklı düşünebilsin. Haklısın ama arada kaldığını hissederse kötülük edersin. Daha çok yalpalar. Düzelecek. Güven bana. İyi. Sana kolay gelsin. Serap. Sakın arayıp da para vermeye kalkma.